İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları, ben Bagdikyan. Ermeni kimliği, Müslümanlaştırılmış Ermeni kadınları. Arman Tatoyan, Azerbaycan askerleri sınırda yaşayanların haklarını ağır şekilde ihlal ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri provokasyonuna devam ediyor. Havan topu kullandı. Azerbaycan, Türkiye tarafından kuruldu ve genel hedefi Doğu Ermenistan'da ve tüm Transkafkasya'da Ermenilere yönelik soykırımı, Armenosidi devam ettirmekti. Arnavutluk'ta düzenlenen Expo City 2023 fuarında Ermenistan Cumhuriyeti onur konuğu ilan edildi. 8. Pan Ermeni Yaz Oyunları için hazırlıklar Konstantinopolis'teki Ermeni topluluğu ile tartışıldı. Ben Bagdikyan, Pulitzer ödülü ve Peabody ödülünü kazanan, örnek çalışmalarıyla alanında büyük iz bırakan, önde gelen bir Amerika'daki Ermeni gazeteciydi. Ermenilere karşı işlenen soykırımdan, Armenosit'ten sağ kurtulanların nesli olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun can çekiştiği günlerde Maraş'ta doğdu. Çocukken o ve ailesi katliamdan sağ kurtuldu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Japonlar 2. Dünya Paylaşım Savaşı sırasında Pearl Harbor'a saldırdığında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne katıldı ve savaşın sonuna kadar askerlik yaptı. Savaştan sonra kariyerine gazeteci olarak başlayan Ben Bagdikyan, Washington Post gazetesinde çalışmaya başladı. Bagdikyan, zamanla gazetenin yerel haber bölümünün yazı işleri müdür yardımcısı oldu ve faaliyeti sırasında Pentagon belgelerinin yayınlanmasına yardımcı oldu. Basın dünyasından ayrılarak daha büyük işlere odaklandı ve birkaç Amerikan kuruluşunun haber endüstrisinin çoğunun kontrolünü nasıl ele geçirdiğini göstermek için The Media Monopoly adlı çalışmasını yayınladı. Yayınlanmış başka kitapları da olsa artık daha çok bu ve ardından gelen Yeni Medya Tekeli adlı çalışmalarıyla tanınır. Profesyonel kariyeri boyunca Ben Bagdikyan aynı zamanda Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde gazetecilik okulunun profesörü ve fahri dekanı oldu. Müslümanlaştırılmış Ermeni kadınları konusunda yazılan eserler arasında Gülçiçek Günel Tekin'in Müslümanlaştırılmış birkaç Ermeni kadınının hikayelerini bir araya getirdiği Kara Kefen adlı belgesel kitabı var. Kitabın alt başlığı çok manidar. Müslümanlaştırılmış Ermeni kadınlarının dramı. Kitaptaki öykülerin birçoğunun temaya özgü bazı ortak noktaları var. Bu nedenle bu öykülerden bazılarına değinmek istiyoruz. Harbert'in Hulvenk köyünden Walter Tumacian'ın hikayesi özellikle dikkat çekicidir. Soykırımdan, Armenosit'ten kısa bir süre önce Walter'in abi Rusya'ya ve oradan da Amerika'ya kaçar ve Walter'in ailesinin tamamı ve kervanları Hizol denilen nehir kenarında katledilir. Sürgün sırasında Walter, Ermeni kervanlarına eşlik edenlerden Dersimli Cafer Tan adlı bir Kürt askeri tarafından kaçırılarak ölümden kurtarılır. Cafer Tan, Walter ile evlenir, Müslüman olur ve adını da Zeynep olarak değiştirir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Tatoyan adlı vakıf bir açıklamada bulundu. Arman Tatoyan, Artsakh'ın Azerbaycan hükümeti ajanları tarafından abluka altına alınmasının, Azerbaycan'ın düşmanlığının kanıtlarını ve gerçek niyetlerini Uluslararası Hristiyan Dayanışma Örgütü'nün Uluslararası İletişim Departmanı Başkanı'na ve uluslararası gazetecilere sundu. Görüşmede Azerbaycan silahlı askerlerinin Artsakh'ta ve Ermenistan Cumhuriyeti sınır yerleşim yerlerinde yasa dışı olarak bulunmaları ve suç eylemlerine ilişkin gerçekler ele alındı. Arman Tatoyan, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin sınır sakinlerinin haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini, insanların ev, mera, otlak ve ekilebilir arazi üzerindeki yasal haklarından mahrum bırakıldığına dikkat çekti. Ve Azeri silahlı birimlerin yerleşim yerlerinin yakınında bulunmalarının başlı başına sivil halkın yaşam hakkının ihlali ve güvenliğin bozulmasıdır vurgusunda bulundu.
Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri provokasyonlarına devam ediyor. Açıklamaya göre 11 Nisan günü saat 17.30 sıralarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri Tehköy yönünde ateş açtı. Açıklamada ayrıca şöyle dendi. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler birimleri gerekli savunma tedbirlerini alıyor. Savunma Bakanlığı ek bir mesaj yayınlayacak. Daha önce Savunma Bakanlığı 11 Nisan günü saat 16 sıralarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Telköy'ünde mühendislik çalışmaları yapan Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askerlerini yoğun ateş altına aldığını bildirmişti. İlk verilere göre Ermeni tarafında şehitler ve yaralılar mevcut. Medyaya göre Özel Kolordu Komutanı Armen Güzelyan da yaralılar arasında. Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk insan hakları savunucusu Larisa Alavertyan, Hayili adlı kulüpte konuşmada bulunarak yaklaşık 3 aydır Azerbaycan'ın esaretinde olan Artsakh hikayesini hatırlattı. Azerbaycan'ın 1918'de Türkiye tarafından kurulduğunu ve genel amacın Doğu Ermenistan'da ve tüm Transkafkasya'da Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosidi sürdürmek ve sona erdirmek olduğunu hatırlatmama izin verin. Ve aslında şimdiki Azerbaycan kendisini bu soykırımcı devletin halefi ilan ettiğine göre 2 Mart'ta Birleşmiş Milletler'e üye devlet olarak katılan Azerbaycan'ın 10 Nisan'da gerçekleştirdiği soykırım Armenosidi, Baroness Caroline Cox'un bunu modern bir Golgota olarak tanımladığını kaydetmek zorundayım. Bu 10 Nisan 1992'de gerçekleşti. Dolayısıyla miras veya halefiyet aynen böyle anlaşılmalıdır. Azerbaycan ne için yaratıldıysa bunu tutarlı bir şekilde döneme göre farklı yöntemlerle uyguluyor. Soykırım kendini farklı şekillerde gösterir. 1920'de Sovyet düzeninin kurulduğu Azerbaycan, Sovyet Azerbaycan Cumhuriyeti olarak kabul edildiğinde ilhak ettiği sözde tartışmalı Nahiçevan ve ona bağlı Dağlık Karabağ topraklarında 1920 yılından itibaren soykırımı başka şekillerde gerçekleştirdi. Dağlık Karabağ'ın ulusal niteliği bulunmayan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dahil edilmesinin katı yasal gerekliliklere ihtiyacı vardı. Ve bakın 1920'den 1923'e kadar Sovyet Azerbaycan bu talebi yerine getirmedi. Yani Dağlık Karabağ'dan toprak keserek Dağlık Karabağ'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nden ayrılmasını sağladı. Bu da soykırımdır. Çünkü Dağlık Karabağ Ermenileri bu şekilde vatanlarından mahrum bırakıldı. Yunanistan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden aktarılan habere göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 6-8 Nisan tarihlerinde Expo City 2023 sergisi düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti ilk kez Ermeni Concord grubu olarak katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin katılımının amacı Ermenistan Cumhuriyeti'nde turizm sektörünü, ikili ve çok taraflı ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkileri geliştirmekti. Etkinlikte Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arnavutluk Fahri Konsolosu Varujan Birancani de hazır bulundu. Etkinliğin ilk gününde katılımcı sayısı 2000'i geçmişti. Serginin başlıca salonunda gerçekleştirilen ilk sunum Ermenistan Cumhuriyeti'nin görülmeye değer ve gezi yerlerinin, turizm alanındaki çeşitli olanakların yanı sıra Ermeni mutfağı ve içeceklerinin sunulduğu Go Armenia adlı sunumdu. Etkinlikte Ermenistan Cumhuriyeti onur konuğu ülke ilan edildi ve sonunda konuklar çeşitli Ermeni şaraplarını tattılar. Pan-Ermeni Oyunları'nın Dünya Komitesi Başkanı İshan Zakaryan başkanlığındaki heyetin 3 günlük Konstantinopolis İstanbul ziyareti kapsamında yerel Ermeni derneklerine ve spor kulüplerine 8. Pan-Ermeni Yaz Oyunları'nın hazırlık ve organizasyon çalışmaları ile ilerleyişi konusunda bir sunumda bulundu. İshan Zakaryan, Konstantinopolis Ermenilerinin daha önceki oyunlardaki aktif katılımını ve coşkusunu göz önünde bulundurarak bu yılda çok sayıda katılımcı bekliyoruz. Farklı ülkelerden gelen gençler ana vatanlarında 2 hafta unutulmaz günler geçiriyor dedi. Konstantinopolis ziyareti kapsamında heyet, Şişli Spor Kulübü üyeleri, Konstantinopolis Ermeni medyasının temsilcileri, Surp Yerortuklu'nun Ermeni Kilisesi'nin yeni kurulan yönetim kurulu üyeleri, Sebastiye ve Sasun Mutk
adlı birliklerin üyeleri ile görüşmede bulundu. Zakaryan, önceki iki pan-Ermeni oyunlarının meşalelerinden birinin Ahtamar Surpaç Kilisesi'nde, diğerinin ise Musa Dağ'daki tek Hristiyan köyü olan Bakıplı Köyü'nün Surp Asvazadin Kilisesi'nde yakıldığını hatırlattı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ellada Çakoyan tarafından seslendirilen Gomidas Vartabet'in Ermeni halk şarkısı Garuna adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.